Hoş geldiniz Abdurrahman Bey. Hayırlı olsun yerel seçim sonuçları. Adıyaman'da Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra yeniden seçim kazandı. İlk olarak bununla başlayacaktık ama bu az önce özetlediğim Van'dan gelen üzücü haber de Türkiye siyaseti açısından hakikaten çok can sıkıcı, demokrasi dışı bir gelişme. İlk olarak Van'daki meseleyi Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınması meselesini yorumlamanızı rica edeceğim sizden. Tabii gerçekten bu Türkiye demokrasi için çok büyük bir ayıp, bir utanç. Ben öyle değerlendiriyorum. Bizzat seçime girmiş ve halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı olarak ve bir hukukçu olarak söylüyorum. Bu gerçekten milletin iradesinin gaspıdır. Adaylık sürecinde adaylar seçilme yeterliliğine sahip olup olmadıkları konusunda zaten Yüksek Seçim Kurulu'nun istemiş oldukları evrakları teslim ediyorlar. Seçim kurulları bu evrakları inceliyor. Seçme yeterliliğine sahip olan adayları da adaylaştırıyor ve kesinleştiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu tüm süreçler bittikten sonra aday seçime giriyor. Oy pusulasında ismi çıkıyor. Seçime girip oy alıyor. Ondan sonra da mazbata törenine saatler kala mazbatayı vermiyoruz diyorlar. Ya bu tamamen antidemokratik, milletin iradesine bir darbe, gasptir. Bu zorbalıktır. Yani bunun başka bir hukuk devletinde bunun yeri yoktur. Bunun izahı da yoktur. Ve neden böyle bir şeye başvurdular? Neden böyle bir şeye gerek duydular? Adalet Bakanlığı sonuçta seçim kurulları Adalet Bakanlığı vermiş olduğu sabıka kayıtlarına ve mahkeme kararlarına uygun olarak karar veriyor ve kesinleşiyor adayı. Tayin 5 dakika kala veriyor üstelik Adalet Bakanı. Memnu hakların iadesi kararını veren de bir yargı makamıdır. Bir mahkeme kararıdır ve o karar da kesinleşmiştir. Zaten kesinleşmemiş olsaydı büyük ihtimalle adaylaşmazdı. Ya biz bu tabloyu, bu filmi daha önce de izlemiştik. Geçen dönemlerde de izlemiştik. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu hatadan dönülmesi lazım. Bu Türkiye'ye ve Türkiye'nin demokrasisine, hukukuna gerçekten yakışmayacak ve büyük bir yani zaten adalete güven sıfır olmuştu. İyice bitirecek, yani bunun izahı yok. Türkiye'yi hem uluslararası alanda hem yerelde gerçekten sıkıntıya sokacak bir durumdur. Herkesi bu konuda vicdanlı olmaya ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Asıl olan millettir. Asıl olan demokrasi de halkın tercihidir ve iradesidir. Orada yargı gözetimi altında bir seçim yapılmıştır. Seçimleri yargı gözetiminde yapılan seçimleri kazanan bir aday vardır ve bu adaya da mazbatası verilip derhal görevine başlaması gerekiyor. Belediyede efendim sen kazandın ama ben sana görev vermiyorum demek hukuk devletiyle, hukuk mantığıyla bağdaşmaz. Evet, tabii şunu da hatırlatalım. Çok ilginç, çelişkili bir durum da var. AK Parti'nin adayı Abdullah Arvaz daha önce Mart ortasında, 4 Mart yanlış hatırlıyorsam, Mart'ın başında vermiş olduğu bir röportajda diyor ki kayyum olarak atanmak istemiyorum açıklamasını yapıyor. Böyle manidar Ya. bir durum var. Buyurun. İnşallah vicdana gelir, kabul etmez, seçimler yenilenir eğer gerçekten hukuksal bir sorun varsa. Yani burada gerçi seçimler yenilenmesine de gerek yok. Çünkü tüm süreçler tükenmiş. Yani ben bunu gerçekten bir hukukçu olarak izaha mümkün olmayan bir şey, zorbalık yani. Bunun başka bir şey yok. Zorbalığın da zaten tartışılacak, konuşulacak bir yönü yok yani. Doğru bulmuyorum ve burada herkesi Van halkının iradesine saygılı olmaya davet ediyorum. Bir belediye başkanı olarak konuşuyorum. Evet, çok üzücü ve çağrınız önemli. Herkes bu konuda hassasiyet göstermeli. Bugün Van'ın yaşadığı şey yarın bir başka ilin de başına gelebilir. Bu açıdan yaklaşmak lazım. Şimdi Adıyaman'a dönecek olursak 47 yıl dile kolay. Çok çok ciddi uzun bir zaman geçmiş. Uzun bir zamandan sonra CHP'nin Adıyaman'da seçim kazandığını, zafer elde ettiğini görüyoruz ki AKP dönemine baktığımızda AKP'nin kurulduğu, iktidarda olduğu yıllardan bu yana her yıl yerel seçimleri kazandığını görmekteyiz Adıyaman'da. Ne oldu da Abdurrahman Bey bu yerel seçimde değişti tablo? Adıyamanlılar neden sizi seçtiler sizce? Evet, o
Sizin beyanınızda bir yanlışlık var. En son 89'da almıştık. 34 yıl sonra almış olduk. Onu düzeltmiş olalım. Bir... Genel seçimleri, 1977'deki genel Ha, seçimleri. genel, Evet. evet. Onu kastediyorsanız doğru. Evet. Şunu söyleyeyim. Tabii Adıyaman gerçekten iktidar açısından, AK Parti açısından bir kaleydi ve çok güçlü olduğu bir yerdi. Yıllardır hem genel seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem referandumlarda biliyorsunuz her yıl AK Parti'nin şampiyon ilçeleri bizden çıkıyor. En yüksek oy oranlarının aldığı yerler. Burada güçlüydü AK Parti ama biz bu gücüne rağmen gerçekten halkımızla beraber tarihi bir başarıya imza attık. Neden bizi tercih ettiler? Neden Tutdere dedi Adıyaman halkı? Neden değişim dedi? Her şeyden önce Tutdere 2 dönemdir milletvekili ve milletvekili süresince hep halkın yanında oldu. Halkın sorunlarını dile getirdi, meclise taşıdı, takipçisi oldu. Hiçbir zaman halktan kopmadı. Ve 6 Şubat depremlerinde de halkla beraber o büyük yıkımda hep birlikteydi. Yalnız asla bırakmadı halkını. Adıyaman'ın sesini o dönemde de Türkiye'ye ve dünyaya duyuran kişi Tutdere'ydi. Halkımız bunları, bizim duruşumuzu ve memleketimize olan sevdamızı ve sadakatini biliyor. Dolayısıyla Adıyaman'da partisi, görüşü ne olursa olsun her kesimden çok ciddi bir destek aldık. Ve aldığımız destekle de belediye başkanı seçildik. Adıyaman'da Cumhur İttifakı AK Parti'yi destekledi. Ve diğer tüm partilerin adaylarını çıkarmışlardı. Hiçbir ittifak olmaksızın bu başarıyı sağladık. Ama biz burada halkla ittifak yaptık. Halkın ittifakıyla seçimi kazandık. Aslında kent uzlaşısı tam da Adıyaman'da Tutdere'nin etrafında birleşti. Ve bu güç birliği zaferi getirdi. AK Parti yıllardır Adıyaman'da oy alıyordu ama Adıyaman'a her zaman ikinci sınıf muamelesi yapıyordu. Hiçbir zaman hizmette, kamu yatırımlarında hak ettiğini vermedi Adıyaman'ın. Belediyecilikte de çok başarılı işler yapamadılar. Deprem sırasında Adıyaman unutuldu. Bütün bu yaşanan olumsuzluklar ciddi bir kırılmayı da beraberinde getirdi ve İktidar Partisi halka sırtını döndüğünde biz halkı kucakladık. Onlar halkı görmezden duymazdan geldiğinde biz halkın sesine kulak verdik ve bu şekilde böyle bir zafere halkımızla beraber imza attık. Evet, şimdi az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi AKP'ye oy veren seçmenin yanı sıra aslında tabloya baktığımızda DEM Partisi'nden de oy aldığınız görülmekte. Çünkü DEM'in oyu bayağı düşük. Daha önceki seçimlere baktığımızda bu seçimde %2,65'lik bir oy oranına sahip bu seçimde ki son genel seçim 2023'teki genel seçimde %12'lik bir orana sahipti. O dönemki adıyla Yeşil Sol Parti. DEM Parti seçmeninin sizi desteklemesini nasıl yorumluyorsunuz? Bölge halkıyla konuştuğumuzda şöyle bir yorum yapılmakta. Genç DEM seçmeninin depremden sonra yurt dışına gitti. Daha genç seçmeni, sahada çalışacak genç seçmenin çok kalmadığı yönünde. Dolayısıyla DEM'in de çok etkili bir kampanya yürütemediği yönünde açıklamalar yapılıyor. Bu mudur? Tek etken. Siz bu durumu nasıl yorumlarsınız? Ya dediğim gibi Tutdere Adıyaman'da herkesin adayı oldu ve herkes onun etrafında birleşti. DEM Partisi'nden de, MHP'den de, AK Parti'den de, İYİ Parti'den de yani aklınıza gelen bütün partilerden tabanlarından oy aldık biz. Dolayısıyla zaten ben kampanyamda sadece bir parti ekseninden değil, tüm memleketin, tüm Adıyaman halkının adayı olarak çıktım sahaya ve o şekilde bir kampanya yürüttüm. DEM Parti'deki halkın, tabanın oy vermesi gayet doğal. Çünkü tüm Adıyaman halkı Tutdere'yi tanıyor, biliyor zaten. Partisi ne olursa olsun bir belediye başkanlığında Tutdere'ye bir güven vardı ve bu güven nedeniyle de insanlar tercihlerini bizden yana kullandılar. Aslında Adıyaman'da insanlar bu seçimde parti gözlükleriyle değil, liyakata, memleket gözlükleriyle baktılar ve mevcut durumda Tutdere'nin bu işin içinden çıkacağı ve Tutdere'nin bu memleketi ayağa kaldıracağına olan bir inanç da vardı. Ve bu inanç bu başarıyı getirdi. Dolayısıyla ben zaten kampanyamın başında da söyledim. Bütün partilerin tabanlarına seslendim ve hepsinden oy istedim. Tüm Adıyaman hemşehrilerinden oy istedim. Dolayısıyla da isteklerimiz ve taleplerimiz etkin yürüttüğümüz kampanyanın getirmiş olduğu sonuçta
herkesin oy verdiği ve Adıyaman'ın %50'sinin oyunu alarak gerçekten tarihi bir oy farkıyla da seçimi kazandık. Burada ya şunu söyleyebilirim. Halka dokunan, halkla iç içe olan ve halka güven veren bir aday olan Türkdere seçimi bu şekilde ekibiyle beraber kazanmış oldu. Peki şimdi artık seçimleri geride bıraktık. Yarın mazbatayı alıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Artık görevinize başlayacaksınız. Soru şu elbette halkın, Adıyaman halkının cevabını merak ettiği soru şu. İlk yapacağınız şey ne olacak? Şöyle tabii yarın sizin de belirttiğiniz gibi sizin aracınızla da duyurmuş olalım. Saat 15'te adliyede mazbatamızı alacağız. 16'da devir teslim törenimiz var. Göreve gittiğimizde tabii ki yapacağımız ilk işleri aslında bunu basın hep bana soruyor ama Adıyaman'da yapılacak o kadar çok iş var ki bunların arasından gerçekten şu işi önce yapacağız dersek konu eksik kalır. Adıyaman'da çünkü belediyecilik anlamında hiçbir şey yok. Depremin yarattığı büyük bir yıkım var. Anlayacağınız altyapısıyla, üst yapısıyla yok olmuş bir kent. Nüfusunun büyük bir kısmı konteyner kentlerde yaşayan bir kent. Çocuklarının, gençlerinin mağdur olduğu bir kent. Dolayısıyla biz burada sorunları ve yapacaklarımızı bir öncelik sırasına göre değil de şöyle özetleyebilirim. İnsanların yaşamını kolaylaştıracak ve onları rahata kavuşturacak bütün çalışmalar bir plan dahilinde hemen yapacağız ve hayata geçireceğiz. Şimdi deprem meselesi çok önemli. Ben de o deprem döneminde Adıyaman'da kaldım uzun bir süre. Orada bir belgesel de çektim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi depremle birlikte geçmişten devam eden türlü sorunlar var Adıyaman'da. Hakikaten gazeteciler açısından da haber deryası Adıyaman. Böyle bir ilden bahsediyoruz. Ama depremin yaraları Hatay gibi şehirlerde olduğu gibi Adıyaman'da da tam anlamıyla sarılmış değil ki konteynerde kalmaya devam ediyor depremzedelerin bir bölümü. Yağmur yağıyor, işte şimdi havalar ısınacak. Yani bu gibi problemler var. Hava koşulları da zorluyor. Bu meseleyle ilgili neler yapacaksınız? Ve tabii ki bundan sonra bu acılar tekrar yaşanmasın diye neler yap? Mesela bir İSİAS faciası daha yaşanmaması için yapı denetimiyle ilgili. Ben orada incelemeler yaptığımda çok fazla binada dere kumu kullanılmış ve o dere kumları çıkarılmaya, binalarda kullanılmaya devam ediyor. O dere kumu çıkarılan ocaklara da gittim orada. Hala faal olanlar vardı. Bunların önlenmesi tabii ki bir belediye başkanının sadece sorumluluğunda değildir bunlar elbette ama siz hem depremzedesiniz hem bunları yaşayan birisiniz, yakından gören bir siyasetçisiniz. Bir daha bu acıların yaşanmaması için nasıl bir garanti vereceksiniz Adıyaman halkına? Yani tabii biz önce şehrimizde insanlarımızın can güvenliği için belediyenin yapması gereken ne varsa onlara dikkat edip bundan sonra bu tür felaketlerin yaşanmaması için insanlarımızın gerçekten enkaz altında can vermemesi için ve olası depremlere kendimizi hazırlıklı hale getireceğiz. Deprem ve can güvenliği bizim birinci önceliğimiz olacak. Şöyle ki bilirim insanlar zaten Adıyaman'da yeni depremlerin olacağı konusunda uyarılar da yapıyorlar ve şu anda Adıyaman'da tehlike de geçmiş değil. Dolayısıyla biz bu süreçte bilim insanlarının yol göstericiliği doğrultusunda hem kendimiz denetimlerimizi sıklaştıracağız, hem inşaatlar konusunda hem ruhsatlar konusunda gerekli ne tedbir varsa, hukuk neyi öngörüyorsa, mevcut mevzuat neyi öngörüyorsa fazlasını yapıp en azından bundan sonra bu tür felaketlerle şehrimizin karşılaşmaması için tedbir alacağız tabii ki. Denetleme görevimizi yapacağız. Şu anda yapılan konutların büyük bir kısmı Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından, TOKİ ve Milli Emlak tarafından yapılıyor ama belediyenin de ruhsatlandırdığı veya ruhsatlandıracak yapılar olacak. Biz kendimiz de sosyal konutlar yapacağız insanlarımız için, kiracılar için. Dolayısıyla burada önceliğimiz güvenlik olacak, sağlam yapılar olacak. Çünkü biz artık 6 Şubat'tan ders alan ve ona göre kendini geleceğe hazırlayan bir kent olmak zorundayız. Çok ağır bedeller ödedik. Hazırlıksız yakalandık ve o hazırlıksızlıkların ve denetimsizliklerin de yarattığı ağır tabloyu iliklerine kadar yaşayan bir kentiz. Bir daha bu tür tabloların yaşanmaması için de
yapılması gereken ne varsa onu yapacağız. Zaten beni de milletvekilliği bırakıp gelip belediye başkanlığına aday olmama neden olan etkenlerden bir tanesi de benim 6 Şubat'ta görmüş olduğum o yalnızlık ve gerçekten zamanında alınmayan tedbirlerdi. Ve biz o tabloyu bir daha yaşatmamak adına, bu tablonun bir daha yaşanmaması için ben böyle bir göreve talip oldum. Ve bu görevin de inşallah gereğini yapacağım. Hemen aklıma AFAD'ın bölgesel lojistik deposu geldi. O haberi benim YouTube kanalımda, hatta bana soruşturma açıldı o haberden sonra. Siz de takip ettiniz, bizi bilgilendirdiniz. İçinin boş olduğunu öğrendik sizden. Evet. O nedenle kapalı olduğunu. Bir gelişme var mı? Doldurmuşlar mı bölgesel lojistik deposunun içini? İnan ki Ne oldu durum? şunu söyleyeyim. Tabii biz göreve geldiğimizde onlara da bakacağız. Hem ekipman eksikliği hem bizim yapmamız gereken hem de AFAD'ın bölge deposunda şu anda açıkçası son birkaç hafta birkaç ay içinde ben gidip bakmadım ama ben şunu biliyorum. Adıyaman'da sanki deprem bitmiş bir daha olmayacakmış gibi bir durum söz konusu. Mevcut depremin yaralarıyla onu sarmakla meşgul kurumlar. Ama yeni olacak depremlere hazırlık konusunda çok bir duyarlılık da yok. İnşallah bizim bu seçilmemizle beraber o duyarlılık da olacak. Biz bütün mahallelerimize toplanma alanlarını yapacağız. Acil yardım konteynerları koyacağız. İçine her türlü arama kurtarma malzemesinden tutun jeneratöründen demir makasına kadar her şeyi de koyacağız. Ve olası bir afette belediye bütün mahallelerine ulaşabilen vatandaşın yardımına koşabilen bir hazırlık teyakkuzda olan bir belediye olacak, kurumsal bir yapı olacak. Evet, şimdi izleyicilerimizden Mithat Kılınç, sanırım Adıyamanlı bir izleyicimiz. Başkanımdan ricam, Adıyaman Belediye Afet Müdürlüğü kurulmasını istiyoruz diye bir talebi var. Ben de bunu iletmiş olayım. Sizlere böyle bir talep gelmiş Adıyamanlı bir Tabii izleyicimiz. onu o tür birimlerin oluşturulmasında belediye kanunu nasıl müsaade ediyor mu etmiyor mu, normalde itfaiye üzerinden bu işler gidiyor ama yani afetle ilgili ben bu konuda Meclis Araştırma Komisyonu raporlarını da çok okudum, inceledim. Süreçte depremden sonra mecliste hep afetle ilgili konuştum. Ya Türkiye'yi uyardım, hükümeti uyardım. Orası İstanbul depremi başta olmak üzere şu anda konuşulan tüm kentler için hükümetin çalışma yapması gerektiğini kürsüde defalarca söyledim. Şu anda bir icra organının başına gelen birisi olarak da o söylediklerimizin fazlasını kendimiz yapacağız. Evet. Son sorum da Menzil Cemaati ile ilgili olacak. Şimdi seçimi sizin kazanmanızla, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasıyla birlikte Menzil Cemaati'nin de cemaate de bir darbe vurulduğu yönünde yorumlar yapıldı. Çünkü biliyoruz ki benim de yaptığım haberle oradaki araştırmalardan gördüm. Hem Kahta Belediyesi'nden hem de Adıyaman Belediyesi'nden destek alan bir cemaat bu. Hiç lafı dolandırmayacağım. Bunu bizzat biliyoruz. Şimdi önümüzdeki süreçte olur da cemaatten gelirlerse belediyeye, sizinle görüşmek isterlerse, yine bu desteklerin devam etmesini isterlerse, bu yönde taleplerde bulunurlarsa geri çevireceğinize dair söz veriyor musunuz Adıyaman halkına ve Türkiye'ye? Tabii ki biz bütün beyanlarımızda, bütün hem ulusal hem yerel beyanlarımızda Adıyaman Belediyesi halkın belediyesi olacak dedik. Öyle belli imtiyaz sahibi gruplara, cemaatlere veya herhangi bir hakkı olmayan bir yere milletin parasını ve belediyemin kaynağını asla kullandırtmayacağım. Ve o tür taleplerle de zaten kimse bana gelemez. Tutteri herkes tanıyor. Ben yıllarımı hak savunuculuğuyla geçirmiş birisiyim. O tür taleplerle kimse yanıma gelemez. Gelseler de eli boş dönerler. Bunu bütün Türkiye halkı da biliyor, Adıyaman halkı da biliyor. Biz hukuk dışı ve milletin kaynaklarını israf edecek, çarçur edecek hiçbir davranışın içinde asla olmayacağız. Bundan herkes müsterih olsun. Adıyaman halkı hizmete susamış durumda. Adıyaman halkının bütçesi halka hizmet olarak gidecek. Bunun dışında hiçbir amaca, hiçbir oluşuma ve hiçbir yapıya asla kesinlikle kaynaklarımızı değil aktarmak, onlarla hiçbir şekilde bu yönlü bir iletişimimiz bile olmayacak yani. Evet, biz de buradan iletmiş olalım. Şimdi izleyicilerimizden Savaş Yıldırım'ın birkaç sorusu olmuş. Hayırlı olsun Sayın Tutdire der ve diyor ki Adıyaman'da genel seçimlerde de aynı başarıyı görebilecek miyiz?
Kahta için bir çalışmanız olacak mı? Olası bir erken seçimde yeniden vekil adayı olacak mısınız? Diye 3 tane güzel soru yöneltmiş size. Yani ben son sorudan cevap vereyim. Ben zaten vekillik niyetim olsaydı mevcut vekilliği bırakmazdım. Daha yeni seçilmiştim. Öyle bir düşüncem yok ama benim hedefim gerçekten iyi bir belediyecilik örneği ortaya koymak. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi içinde tüm deprem illeri içerisinde tek il CHP'li belediye Adıyaman Belediyesi olacaktır. Hem büyük şehirlerimizin desteğiyle hem genel merkezimizin desteğiyle burada örnek bir belediyecilik yapacağız ve bölgeyi buradan aslında bir pilot uygulamayla bir pilot il olarak değerlendireceğiz ve en iyi uygulamaları burada hayata geçireceğiz. Bu şekilde tüm bölgede örnek bir belediyecilik hizmeti sunacağız. Biz bunun tabii çalışmaları yerel seçimlerdeki başarı genel seçime de mutlaka yansıyacaktır. Kahta ile ilgili de partimiz gerekli çalışmayı mutlaka yapacaktır. Kahta da büyük bir ilçe. Orada da partimizin güçlenmesi için gerekli tedbirleri mutlaka genel merkezimiz ve il örgütümüz alacaktır. Evet, Komagene Kültür Festivali'nin yeniden yapılması yönünde bir talep var. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Tabii ki bizim dönemimizde şehir artık tarikatlarıyla değil, festivalleriyle, sosyo-kültürel etkinlikleriyle gündeme gelecek. Biz bunu zaten projelerimiz arasında da açıklamıştık. Şehrimizin deprem nedeniyle şu anda öncelikleri biraz değiştiği için ama zaman içerisinde biz bu yaraları sardığımızda Komagene Festivali'nden tutun, badem, üzüm, nar gibi Adıyaman'la özdeşleşen gerçekten hem turistik hem de tarımsal anlamda çok marka değerlerimiz var. Çiğ köfte bu konuyla ilgili de festivallerimiz de olacak. Biz sizin gibi dostlarımızı, Adıyaman'ı seven insanları da davet edeceğiz. Burada misafir edeceğiz ve şehrimizi her yönüyle dünyaya da Türkiye'de tanıtacağız. Besni'de itirazı olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Besni'deki oylar yeniden sayılacaktı. Son durum nedir Abdurrahman Bey? Besni aslında Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Ama itirazlar üzerine bir önce 20 oy farkla AK Parti'ye geçti. Sonra tekrar itiraz oldu. 18 oyla 18 oya düştü. Şu an yeniden Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığımız yeni bir itiraz dilekçesi verdi ve ilçe merkez ilçe kurulu henüz o kadar incelemeye bu itirazı yapmadı. Onu bekliyoruz. Şu anda halk orada seçim kurulunun önünde bekliyor. Evet Abdurrahman Bey, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir cümleniz varsa almak isterim. Bir kez daha tebrik Son ediyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Adıyaman'daki başarı ve zafer halkın zaferidir. Kadınların, gençlerin zaferidir. Konteyner kentlerde yaşayan mağdur çocuklardan yaşlılara kadar, emeklilere kadar herkesin başarısıdır. Burada halkın bir kenetlenmesi var. Halk burada aslında İktidar Partisi'ne ve tüm Türkiye'ye 6 Şubat'ta kendini yalnız bırakanlara, hizmet getirmeyenlere ve sırtını kendine dönenlere Adıyaman halkı olarak en sert şekilde sandıkta bizi görmeyenleri biz de görmeyiz dedi ve Tutdere'ye destek oldular. Hem çalışmalarımızın karşılığını aldık hem de halkımız çalışma yapmayanlara da sandık yoluyla bir mesaj gönderdi. Ben bu seçime katılan tüm yurttaşlara teşekkür ediyorum. Adıyaman halkı kazandı. Bu seçim Adıyaman kazandı. Ve Adıyaman bundan sonra çok farklı bir şekilde Türkiye'nin gündemine gelecek. İyi şeylerle gündeme gelecek. Artık kamuoyunda Adıyaman'la ilgili algı da değişecek. Ve olumlu hava şu anda da hissediyoruz ki seçimi kazandığımız günden beri bütün dünya neredeyse Türkiye kamuoyu Adıyaman'ı konuşuyor. Bu bizi de mutlu ediyor. Biz de çok sevinçliyiz, gururluyuz şehrimize. Bu gururu yaşattığımız için insanlarımız depremden sonra inanın ki artık gülmeyi unutmuşlardı. Şu an insanların yüzü gülüyor. Geleceğe dair umutları yeşerdi. Ve Adıyaman'a dair insanların hayalleri, hayal kurmaya başladı insanlar burada kalmak konusunda. Bu da çok gerçekten sevindirici bir olay. Bunu bundan sonra da çalışmalarımızla bu heyecanı diri tutmaya, umutları büyütmeye, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah sizinle de yine güzel projelerimizi açıkladığımız, açılışları yaptığımız programlarda bir araya geleceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi takip etmeye devam edeceğiz. Kolaylıklar dilerim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.